halkımız şu futbola olan merakını siyasete çevirse bayağı siyaset daha zenginleşir diye. Ama nihayet o zorlama bakımından değildir. Zaman zaman halkımızın futbol maçlarına olan ilgisini kıskanırız neredeyse. Ama keşke sporun diğer dallarına da halkımız aynı ilgiyi gösterse. Ve futbolda da çok büyük boşluk var. Aslında potansiyel var. Yani bizim sporcularımız futbolda zaman zaman iyi neticeler aldılar. Bir takımımızın dünyanın herhangi bir yerinde aldığı bir netice günlerce kutlamaya, sevince sebep oluyor. Başarıya ihtiyacımız var. Sevmeye de ihtiyacımız var. Hangi sahada olursa olsun. Sayın Başbakanım, az önce favorinizin atletizm olduğunu söylediniz. Dünya çapında atletler yetiştirmek için neler yapılmalı sizce? Ve tabii ki diğer spor dallarında da. Sporun temeli bence her şeyde olduğu gibi disiplinli çalışmak. Kondisyon, bir de teknik tabii. Bilgi. Bugün sadece vücut kifayeti yetmiyor. Yani her spor dalının kendine mahsus bir bilgisi var. Onun için spor akademileri açtık biz. Ve şimdi bu spor akademilere rağbet çok var. Çok fevkalade memnunum. Gerek Manisa'daki akademiyi, gerekse Küçüksu'daki akademiyi ben açtım vaktiyle. Ve bugün jimnastikten tutunuz da sporun çeşitli dallarında daha bilgili insanların yetişmesi herhalde ilerlememizin temelidir. Bilgisiz bir şey yapmak bugün mümkün değil. Hiçbir sahada mümkün değil. Yani spor, işte koşarsın ne olacak veyahut da hani çıkarsın sahaya topu ayağına alırsın gidersin. Bunlar ibaret değil olay. Teknik antrenör meselesidir. Antrenörsüz bir spor da mümkün değil. Her dalında öyle. Sayın Başbakanım, spor deyince akla hemen olimpiyatlar geliyor. 2000 yılında olimpiyat düzenlemeye hazırlanıyoruz. Sizin bakış açınızı öğrenebilir miyim? 2000 yılında olimpiyatların İstanbul'da yapılması Türkiye'yi tanıtma bakımından da çok yararlı olacak. Ve bizim kendimizi zorlayıp bir miktar tesis yapmamıza da yardımcı olacak. Nitekim İzmir'deki tesisler, Halkapınar'daki saha, hepsini vaktiyle ben yaptırdım. 71 Akdeniz Olimpiyatlar için yapılmıştır. Bu suretle spor sitesi meydana geldi. Sonra yurt yaptık onu. Eğer bu olimpiyatlar, 2000 yılı olimpiyatları İstanbul'da yapılırsa şimdiden hazırlanmak lazım. Hem tesisler yapmak lazım, hem de turizm bakımından, Türkiye'yi tanıtma bakımından çok güzel bir fırsat elimize geçer. Buna hükümet olarak tam destek veriyorum. Su topunda Başbakanlık Kupası'nı İstanbul Yüzme İhtisas kazandı. 1991 Türkiye Su Topu Ligi'nde ilk iki sırayı alan Galatasaray ve İstanbul Yüzme İhtisas kulüplerini karşı karşıya getiren Başbakanlık Kupası müsabakasının ilk devresinde Galatasaray 4-3 üstünlük sağladı. İkinci devrede İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü üstünlüğü ele geçirdi ve ikinci devreyi 5-1 önde kapattı. Böylece ikinci devre sonunda İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nün 8-5'lik üstünlüğü vardı. Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın da izlediği karşılaşmanın 3. devresi ise 2-1 İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nün üstünlüğüyle tamamlandı. Son devreye girilirken İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nün Galatasaray karşısında 10'a 6'lık üstünlüğü söz konusuydu. Son devrede ise takımlar 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı 12-8 İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü kazandı. Başbakanlık Kupası müsabakasını kazanan İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'ne kupa ve şiltleri Başbakan Süleyman Demirel tarafından verildi.